genç, muhtemelen hendikip falan diye tanıdık. Evet, bunu oynatıyor. Ne? Hissediyor mu? Seviyor mu? Şimdi, sedasyon yaptım sadece. Evet. Biraz daha şey yapalım. Daha eski atlatıyor. İnsanlarda kanser şeyinin olduğu gibi onlarda da o var demek. Bir şey eğer o uyarlayabilir miyiz? Aklım bir şey o biraz. Anladım. Eğer ki bir şey yapılabilirse o zaman bu müşter daha hani onlar ayrı deneyim oluyor. Kolay oluyor. Tabi var. O sopa düzeni yürüyor gibi değil mi? En azından yüzü yanında daha yakın ayağını böyle uzattığı zaman temas ediyor. Bizim kent konseyinde hayvan hakları çalışma grubumuz var. Burada bir üye arkadaşımız Emel Hanım. Güvenlik görevlisi kendisi. Her gün işine giderken rutin sokak canlarını besler. Bu kediciyi de sürekli besliyormuş ve takip ediyormuş. Çünkü bu hayvan evden atılmış. Onu da biliyor Emel Hanım. Sokakta yaşamasının da çok zor olduğunu tahmin etmiş. Uzun süre yuva da aramış. Ama olmamış işte. O gün gene bu hayvanı beslemek üzere gidiyor. Bakıyor her zaman bulduğu yerde yok. Ama yerde bir kan izine rastlıyor. Allah Allah bizim canın kanı mı bu ne oldu filan. Kan izini takip ediyor. Sonuçta oradaki insanlara da soruyor. Aa o bir yaralı bir kedi bir apartmana sığınmıştı filan diyorlar. Gidiyor sığındığı yere bakıyor öbekleşmiş bir kan ama kedi yok. Gene kan izini devam ederek belli bir yere noktaya kadar geliyor. Çalıştığı kurumun kaldırımında bu kediyi perişan bir şekilde buluyor. Beni arıyor, hemen Sempati Hayvan Hastanesi ile biz zaten sürekli temas halindeyiz böyle durumlarda. Bize yardımcı oluyorlar. Götürüyorum Ece abla diyor, tamam diyorum ve hayvan geliyor. Ama bu arada bu kediyi birilerinin pis pis diye oralardan kovaladığını görenler de oluyor. Hayvan sokakta yaşamaya alışık değil, ev ortamına alışmış bir hayvan. Son derece ürkek, o nedenle kediden kaçıyor, köpekten kaçıyor ama burada insan faktörü bu hayvanı kaçırıyor. Sonuçta da gene tahminlerimiz ve görenler de olmuş. Orada park edilmiş kamyonlar falan varmış. Onların büyük olasılıkla içine girdi deniliyor. Motor çalıştığında da bir şekilde herhalde eli bu mekanik bir yere takılıyor. İki patileri maalesef çok ciddi bir şekilde yaşamını sürdürmede ona büyük zorluk çekecek şekilde kopuyor. Bu hayvanın bundan sonra hayatını sıcak bir yuvada, tabii sağlığına önce kavuşacak, devam edebilme şansının doğmuş olması ve bunun da insanlara örnek olması, o umuttayız. Şimdi hastamızın durumu kritik, ciddi bir travma yaşamış. Her iki ön bacağında da maddi kayıplı bir hasar mevcut. Gördüğümüz kadarıyla yaptığımız ilk muayeneler sonrasında mekanik bir travma olduğuna kanaat getirdik. Hani çok muhtemel bir mekanizma içerisinde sıkışmış olabileceğini düşündük. Bu motor olabiliyor bazen.
bazen kayış olabiliyor vesaire. Ciddi anlamda dediğimiz gibi maddi bir hasar söz konusu. Bacaklardan bir tanesi bilek ekleminin alt kısmından itibaren bütünlüğünü kaybetmiş. Diğer ön bacakta da yine aynı şekilde parmaklar çok ciddi anlamda hasar görmüş durumda ve deri bütünlüğü ve kas bütünlüğü bozulmuş durumda. Geldiği zaman genel durumumuz çok iç açıcı değildi. O nedenle ilk etapta genel durumunu desteklemeye yönelik bir müdahale, bir tedavi protokolüyle başladık. Bölgede oluşabilecek komplikasyonlar, özellikle işte enfeksiyon gibi bir diğer olasılık, işte halk arasında işte pıhtı atma diye bilinen işte tromboemboliler, bu tarz büyük hasarlarda karşımıza çıkabilecek. Bunlara yönelik ve aynı şekilde ağrıyla beraber oluşabilecek komplikasyonlara yönelik bir tedavi protokolü başlandı. Pansumanları yapılıyor. İlk etapta bölgenin sınırlanması, demarkasyonu bekleniyor. Dediğim gibi tedavi süreci önümüzdeki günlerde daha net bir şekilde belli olacak. Yani mümkün mertebe uzuvların geri kalan kısmını koruma düşüncesindeyiz. Ki ilerleyen süreçte belki hani onun hareketine imkan sağlayabilecek bir takım protez uygulamalarına olanak sağlaması adına. Bu can maalesef hastanemize geldiği günden beri insanlara olan yakınlığı hususunda bizim çok çok ciddi anlamda dikkatimizi çekti. Yani öyle tahmin ediyoruz ki bu insan elinde büyümüş, insan elinde yetişmiş bir kedi. Dolayısıyla tabii sokak yaşantısına adapte olması, sokak yaşantısına uyum sağlaması da pek mümkün olmuyor. Bu tip travmaların, bu tip ciddi sıkıntıların, problemlerin altında da çoğunlukla bu adaptasyon eksikliği neden oluyor, bulunuyor. Bizim ricamız, evet çok severek sahipleniyoruz bu canları. Ancak sonrasında hani her ne sebep olursa olsun bu beraberliği bozmamak gerekiyor. Çünkü uzun vadede dediğimiz gibi bu tip sıkıntılarla illaki hayatlarının bir noktasında karşılaşıyorlar. Çünkü kendilerini korumayı bilmiyorlar.